Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri var eden Rabbimize hamdü senalar olsun. Sevgili peygamberimize ve bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, her sene olduğu gibi maalesef bu senede mübarek Ramazanımızın son demleri, kutlu bayramımızın sevinç günleri yine hüzünle geçti. Bir taraftan insanlık salgın hastalıkla pençeleşirken, Diğer taraftan Kudüs'te, Filistin'de zulüm durmadı. Kan akmaya devam etti. Çocukların feryadı, Müslümanların imdat çığlıkları hepimizin yüreklerini burktu. Kudüs'te yaşananlar, Mescid-i Aksa'da olup bitenler hepimizi derinden etkiledi. Yaklaşık bir asırdır bütün insanlığın gözü önünde bir trajedi yaşanıyor bütün İslam coğrafyasını rehin alan, Müslümanların bütün enerjisini tüketen bir trajedi diye hepimiz şahit oluyoruz. İnsanlığın gözü önünde kadim bir milletin evleri, yurtları, vatanları ellerinden alınıyor. Yüzbinlerce insan hünharca katledildi, katlediliyor. Filistin halkının üçte ikisi sürgün edildi kendi vatanlarından ayrılmak zorunda bırakıldılar. Geride kalanlara ise kendi öz vatanları bir hapishaneye dönüştürüldü. Üç tane hapishane, Gazze bir hapishane, Ramallah başka bir hapishane, Kudüs'te yaşayanlar için Kudüs başka bir hapishaneye dönüştürüldü. Kültürel ve manevi işkenceye buradaki insanlar maruz kaldılar. Mukaddes Kudüs peş peşe ardı sıra sürekli işgal ediliyor. Bu da yetmiyor. Bütün peygamberlerin secdegahı olan Mescid-i Aksa'da mabet dokunulmazlığı çiğneniyor. İbadet halindeki müminler her türlü baskı ve zorbalığa maruz bırakılıyor. Ben bugünkü dersimde meselenin bu Filistin boyutundan çok Kudüs ve Mescid-i Aksa boyutu üzerinde durmak istiyorum. Özellikle Konunun din, inanç ve medeniyet boyutunu ele almak istiyorum. Ahlaki, ilmi, irfani bir bakış açısını kendi okumalarımdan vardığım sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerden gelen çok sorular oldu. Bu dersi de onun için yapıyorum. Kudüs bizim neyimiz olur? Mescid-i Aksa bizim için, biz Müslümanlar için ne ifade eder? Kudüs sadece ilk kıblemiz olduğu için mi değerlidir? İsra ve Miraç hadisesi yaşandığı için mi kutsaldır Kudüs ve mescid Aksa? Kudüs davası niçin Müslümanların ortak davasıdır? Hatta neden bütün insanlığın, bütün dinlerin ortak meselesidir? Bu soruların cevabı üzerinde durmak istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın insanlığa gönderdiği dinin bekası üç temel esasa, üç temel sabiteye bağlıdır. Bunlar mutekadat yani itikat, inanç esasları, mukaddesat o dinin kutsal kabul ettiği hususlar ve şair o dinin sembolleri ve simgeleri. Bu esaslar dinin olmazsa olmazı ve değişmez sabiteleridir. Fıkıh ve şeriat değişken olduğu için zaman içerisinde istihatlar farklılaşabilir fakat bu üç önemli sabite itikat esasları, mukaddesler ve şair değişmez. Tabir caizse bunlar dokunulmazdırlar. Bunları eksiltmek de arttırmak da bir dinin bekası ile ilgili kritik meselelerdir. İslam açısından baktığımızda İslam'ın itikat esasları bellidir. Nitekim kelam kitaplarımız, itikat kitaplarımız İnançla ilgili meseleleri üç temel başlık altında ele alırlar. Tevhid, maat ve nübüvvet. Tevhid, Allah'ın bir olduğuna olan imanımızı ele alır. Maat, ahirete imanı ele alır. Nübüvvet ise peygamberlere ve kitaplara olan iman konusunu ele alır. İkincisi, yani İslam açısından mukaddesler, kutsallar ise aşkın, metafizik, manevi değeri yüce olan dokunulmaz olan, her türlü kötülükten beri, nezih olan yüce değerlerdir. Ve o yüce değerlerin ışığında bazı mekanlara, bazı zamanlara, bazı eylemlere efendim kutsiyet atfedilmiştir. Ve İslam'ın bu açıdan bir özelliği İslam'da kutsiyetin aslı sadece Allah'tır ve El-Kuddus olan Allah'tır. Kaynağını ancak Allah'tan alan hususlar kutsiyet kazanırlar. Üçüncü husus ise şairdir. Şair simgeler ve semboller demekte. Şuur kökünden gelir ve Müslüman olma ve Müslüman kalma bilincimizi diri tutan simgeler ve semboller demektir. Mesela inna safa vel mervate min şairillah derken safa ve merve aralarında sahi edilen safa ve merve Kur'an-ı Kerim'de şair olarak ifade edilir. İşte cuma şairdir, ezan şairdir, bayram şairdir. Bazı mekanlar, bazı zamanlar, bazı ibadetler dinin şairlerini, simgelerini ve sembollerini ifade ederler. Şimdi usul açısından bu üçlü tasnifi ele alarak Kudüs ve Mescid-i Aksa meselesine bakacak olursak, Müslüman için Mescid-i Aksa bir açıdan itikat meselesi, bir açıdan mukaddesat meselesi, bir açıdan da şair meselesidir. Kudüs meselesi İslam'ın Kudüs davası bir toprak meselesi değil, bir mülkiyet kavgası değil, bir egemenlik meselesi değil. Bir mukaddesat meselesi, bir şair meselesi, bir ilahi emanet davasıdır. İslam'ın Kudüs davası aslında bütün peygamberlerin davasıdır. Hz. İbrahim'den Hz. Davud'a, Hz. Süleyman'dan Hz. Zekeriya'ya, ya, Hz. Yahya'dan Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya kadar bütün peygamberlerin davasıdır. Hatemül Enbiya, Resul-i Kibriya, İsra ve Miraç ile Mescid-i Haram'ı ve Mescid-i Aksa'yı birleştirmiştir. Ve bütün bu emanetleri kendi üstüne almış, ümmetine de emanet olarak bırakmıştır. O nedenledir ki Müslümanlar tarih boyunca bu kutsal topraklarda buraya sadece Müslümanlara ait bir merkez olarak bakmamış, herkesin hakkını, hukukunu emanet bilmişlerdir. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir şeyin kutsiyetini ifade etmek için üç temel kavram kullanmıştır. Mübarek, mukaddes ve haram. Hürmet kelimesinden gelen haram kelimesini Mescid-i Haram için kullanmıştır. Başka kullanımları da vardır ama Kudüs için, Mescid-i Aksa için daha çok bu mübarek ve mukaddes kelimelerini kullanmıştır. Bazı müfessirler Mescid-i Aksa'ya, çevresine, Kudüs'e 70 ayette atıflar yapıldığını ifade ederler. Ama 5 ayette Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın mübarek olduğu çok açıkça ifade edilmiştir. Bir ayette Barakna fiha biz orayı mübarek kıldık. Bir ayette barakna havlehu biz çevresini mübarek kıldık. Bir ayette ise barakna fiha lil alemin biz burayı bütün insanlık için mübarek kıldık buyurulmuştur. Yunus suresinde ise çok zarif bir ifade kullanılır. Kudüs için mübevve esıtk, sadakatli sığınak sadakatli sığınak ifadesi. Bu da sıtkı ve sadakati koruma mesuliyeti yükler aslında bütün insanlığa. Ve Kudüs ki kelime olarak da zaten mukaddesten türeyen bir kelimedir. Maide suresinde doğrudan bu bölge için el-ardul mukaddese, mukaddes mekan, kutsal toprak ifadesi kullanılmıştır. Bütün bu ayetleri birlikte değerlendirdiğimizde ayetlerden anlaşılıyor ki bu kutsiyetin, bu mübarekliğin, bu hürmetin gerekçesi tarih boyunca insanlığın bu mekanlarda ilahi vahiy ile buluşması neredeyse bütün peygamberlerin yurdu olması itibariyledir. Yer ile göğün buluştuğu yer, fizik ile metafizik alemin buluştuğu yerdir. Bu sebeple bir kutsiyet ifade edilmiştir. Ve bütün buralardan hareketle İslam'ın Kudüs davası, bu mekanların bütün alemler için mübarek kalması davasıdır bu ayetlerden hareket edecek olursak. İslam'ın Kudüs davası buranın bir mübev ve esıtk, sadakatli bir sığınak olarak kalması, bir mübev ve ekiz, bir yalan yuvasına haşa dönüşmemesidir. İslam'ın Kudüs davası bu buranın ırkçı bir kavmin arzi mevudu değil, bütün insanlığın arzi mukaddesi olmasını temin etmeye yöneliktir. Değerli kardeşlerim, bu ayetler ışığında bir de İsra suresinin ilk ayetine bakalım. Sübhanellezi esra bi abdihi, leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyahu min ayatina. İnnehu huve semi'ul basir. Bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya hikmetli bir gece yolculuğuna çıkaran Rabbiniz her türlü eksiklikten münezzehtir. Aslında burada inşa edilmiş bir mescit yoktu. Bazıları da açıkça ifade ederler. Fakat bütün peygamberlerin secdegahı olması itibariyle burası mescittir. Bazıları ise buradaki aksa ifadesini yaygın bir şekilde, yanlış bir telakki ile uzak diye çevirirler. Öyle değil. Buradaki aksa yüceliği ifade eder. Yine bir mübarekliği ve bir kutsiyeti ifade eder. Ve tuballighuna biha aksal gayattaki aksa'yı ifade eder. Bir yücelik manasındadır. Yoksa başka bir ayetteki Edna'ya karşı bir mesafe ifadesi değildir. mescid Aksa ifadesi. لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Ayetlerimizi göstermek için ifadesi ise hem Necm suresindeki miraca işaret eden ayetlerle birleştirdiğimizde hem de sünnet ve hadiste miraçla ilgili sahih rivayetlerle birleştirdiğimizde doğrudan miraca işaret ediyor. Mescid-i Aksa'ya yapılması gereken hikmetli gece yolculukları yapılmadan miraç olmaz. Ayetin zımni manası bu. Ümmetin miraca giden yolu nasıl ki peygamberin miraca giden yolu Mescid-i Aksa'dan geçti. Ümmetin de miraca giden yolu Mescid-i Aksa'dan geçer. Zımnen Cenab-ı Hak sen Allah'ın peygamberi de olsan, sen Mescid-i Haram'ın sakini de olsan hikmetli gece yolculuğu ile Mescid-i Aksa'ya gitmeden miraç olmaz buyurulmuştur. Miraç hediyesi olarak gelen bir ayet var. La نُفَرِّكُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ Biz peygamberleri birbirinden ayırmayız. Bu ayet ne mana ifade ediyorsa Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa'nın birlikte zikredilmesi de bunların birleşmesi de aynı manayı ifade ediyor. Aslında bu ayet Hz. Peygamber'in ile ilgilidir aynı zamanda. Aynı zamanda ümmete medeniyet ufku kazandıran bir ayettir. Adem ile başlayan, Hz. İbrahim ile devam eden, İslam'ın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile süreklilik arz ettiğini, evrensellik kazandığının ifadesidir. Kur'an'ın nazarında Mescid-i Aksa'nın kutsiyeti Hz. Peygamber ile başlamış değildir. Bütün bu ayetleri birlikte ele aldığımız zaman. Bilindiği üzere bütün peygamberlere iman Müslümanlığın ön şartıdır. Kudüs'ün ilk fatihi Hz. Davud bir İslam peygamberidir. Mabedi inşa eden Hz. Süleyman bir İslam peygamberidir. Mabede hizmet eden Hz. Zekeriya bir İslam peygamberidir. Mabede hizmet eden Hazreti Yahya bir İslam peygamberidir. Mabede adanan Hazreti Meryem Kur'an'ın nazarında yüce bir insandır. Kavmini bu topraklara hicret ettiren Hazreti Musa bir İslam peygamberidir. Bu topraklarda dünyaya gelen ve davetini bütün insanlığa yayan Hazreti İsa bir İslam peygamberidir. Ve bütün peygamberlerin atası olan Hazreti İbrahim bir İslam peygamberidir. Nitekim Rabbimiz ne buyurur? Ma kana İbrahimu Yahudiyen muslimen, ve la Nasraniyen ve lakin kana hanifen Müslüman ve ma kana min el İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan idi. Bilakis o muahhit tek Allah'a iman eden, Allah'a boyun eğmiş, müşriklerden de olmayan bir Müslüman idi. Bu ayetlerin nuzulünden 14 asır sonra bazı sosyal medya mecralarında görüyoruz, duyuyoruz ve çok üzülüyoruz. Yani bütün bu hakikatler ortadayken, Kur'an'daki Mescid-i Aksa, Kudüs'teki Mescid-i Aksa mıdır, değil midir falan gibi tartışmalara girmek, yoksa bu Cirane'deki bir mescid midir, bu son derece yanlıştır. İler tutar bir tarafı yoktur. Yine aynı şekilde oryantalist Golziyer'in Mescid-i Aksa'nın tarihini Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan ile başlatma teşebbüsleri sadece yanlış olmakla kalmıyor. Aslında İslam ümmetinin Kudüs bilincini yaralayan son derece yanlış bir iddia olduğunu ben açıkça ifade etmek isterim. Değerli kardeşlerim, Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili Kur'an-ı Kerim'deki bu temellendirmelerden sonra, Hadislerle ilgili bir iki bilgi de sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü bu, bu temellendirmeyi aynı zamanda Hazreti Peygamberimiz de hadislerinde e, teyit etmiş ve ümmetinin nezdinde bir Kudüs bilinci, bir Mescid-i Aksa bilinci inşa ettiğine şahit oluyoruz. Allah Resulü hadislerinde Mescid-i Aksa için Beytül Maktis ifadesini daha çok kullanmıştır. Ama bazı hadislerinde de Mescidi Aksa meşhur müttefekun aleyh olan hadiste şedd i rihal hadisi olarak bilinir. Yeryüzünde ibadet gayesiyle sadece üç mescide yolculuk yapılır, hicret edilir. Birisi Mescid-i Haram, birisi benim mescidi Mescid-i Nebevi, birisi de Mescidi Aksa olduğunu açıkça ifade etmiştir ve ümmet de tarih boyunca bunu uygulamıştır. Müminlerin annesi Hazreti Meymune bir gün sevgili peygamberimize bize Mescid-i Aksa hakkında ne buyurursun dediğinde orası bir mahşer, bir menşer, yeriden yeniden diriliş mekanıdır. Orayı ziyaret edin mümkün olduğu kadar ve orada kılınan bir namazın başka yerlerde kılınan namazlardan daha faziletli olduğunu ifade etmiştir. Eğer ziyaret etmeye gücünüz yetmezse o takdirde lambalarında kullanmak üzere yakıt gönderin ifadesiyle bizim daima orayı zulmet içerisinde bırakmamaya, orayı daima aydınlık kılmaya, orayı aydınlatmaya, yardımcı olmaya davet etmiştir. Buna göre bu hadise göre Kudüs ümmetin yeniden diriliş yeridir. Resulullah hadisin son kısmında yeniden dirilişin nasıl olacağını e, bu şekilde ifade ediyor. Yani kandillerinde yakılsın diye oraya yakıt gönderin diyerek beyan etmiştir. Görüldüğü gibi Kur'an ve sünnet müminlerin zihninde ve gönlünde evrensel bir Kudüs bilinci inşa etmiştir. Buna göre Kudüs bilinci sadece bir mescit ve mabet bilinci değil, dahası sadece bir mukaddes mekan bilinci değil, bir tevhid bilinci, bir bütün peygamberlerin tarihini birleştiren bir evrensel İslam bilinci, bir özgürlük bilinci, bir ümmet bilincidir. Kudüs bilinci bir bağımsızlık bilincidir. Müslümanlar için Kudüs'ü vazgeçilmez kılan da aslında bu bilinçtir. Bu bilinç sebebiyledir ki Resulullah'ın hadislerde bir hedef olarak gösterdiği Kudüs, vefatından hemen 6 yıl sonra bir İslam yurduna dönüştü. Hazreti Ömer'in fethiyle birlikte Müslümanların yönetim ve himayesine geçti. Ve Kudüs e, layık olduğu hürmet ve kutsiyeti bu vesileyle muhafaza etti. Kudüs halkı da huzur gördüğü özgürlük, özgürlüğe kavuştu, adalete kavuştu. Hiç şüphesiz bu durum farklılıkların bir arada barış ve güven içinde yaşamalarına dair bir birlikte yaşama ahlakı, birlikte yaşama hukuku inşa etti. Bilhassa Hazreti Ömer'in emannamesi, insanlık tarihinin yüzünü ağartan bir belge olarak önümüzde durmaya devam ediyor. Bu belge Hazreti Peygamber'in Medine Vesikası'ndan eee esinlendi. Daha sonra Salahaddin Eyyubi, Yavuz Sultan Selim kendi dönemlerinde Hazreti Ömer'in bu emannamesini daha da genişleterek tam da e, Kur'an'ın ve İslam'ın öngördüğü bütün insanlığı kuşatan bir Kudüs şehrini, bir Mescid-i Aksa bilincini e, tahakkuk ettirdiler. Müslümanlar tarafından bu sebeple idare edilirken emniyetin merkezi olduğu, hikmetin kaynağı olduğu, sulh ve merhametin en güzel örneklerini ortaya koydu. Farklı dinler, farklı diller, farklı inançlar barış içerisinde yaşadı. Ne zamana kadar? Birinci Dünya Savaşı'nın ardından maalesef bu hususiyetini kaybetti. Daha önce Haçlı Savaşları ile kaybetmişti. Sonra Salahaddin ile tekrar e, özgürlüğüne kavuşmuştu. Ama Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra farklı bir evreye girdi. Bilhassa Filistin topraklarının işgaliyle başlayan ee, bu süreçte Müslümanlar baskıya, zulme, işkenceye maruz kaldılar. İnsana dair her türlü hak ve özgürlüklerden insan, buralardaki yaşayanlar mahrum kaldılar. Evleri, yurtları, malları, mülkleri talan edildi, gasp edildi ve pek çoğu da Kudüs ve Filistin topraklarından sözlerinin başında da ifade ettiğim gibi göç etmek zorunda bırakıldılar. Ben sözlerimi bir temenni bitirmek istiyorum. Bütün bu mezalimin Kudüs'te gerçekleşecek bir merhamet sözleşmesiyle son bulmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Hz. Musa'nın muhteşem bir duası var. Rabbi bima en'amte aleyye felen ekuna zahiran lil mücrimin. Bilhassa Kudüs davasında Filistinli kardeşlerimizi maruz kaldıkları bu e, zulümde yalnız bırakan ve zalimlerle işbirliği tutanlara dair bu duayı hatırlatmak istiyorum. Rabbim bima en'amta felen ekuna zahiren el mücimin. Rabbim bana öyle bir nimet ver ki ben hayatım boyunca hiçbir mücrim'e arka çıkmayayım. Hiçbir mücrimin, zalimin destekçisi olmayayım. Biz de ümmet olarak böyle dua edelim. Cenab-ı Hak bizleri hiçbir zaman herhangi bir zalimin destekçisi kılmasın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.